çiğdem çiçek oldu, kokar yazılar yazılar, kokar yazılar yazılar. Gibi görünür, yürekten ağlar bazıları. Evet. Ne kadar güzel sözleri gerçekten var öyle. Kazım Bey'in güzel bir bestesi. Türkü formunda. Çok güzel. Esra Er efendim bu sabah bu güzel türküyle yaptı programımızın açılışını. Çok çok teşekkür ediyorum Esra'cığım sana. Ve tabii ki bağlamada eşlik eden Cemil Kayacı'ya da gönülden teşekkür ediyoruz. Ve program boyunca haftanın son mesai gününde biz birbirinden güzel türküleri sizlerle paylaşacağız. Esra'nın güzel yorumunu paylaşacağız sizinle. Ve tabii ki bugün stüdyomuzda yine konuklarımız var. Dopdolu bir yayınla, dopdolu bir programla sizlerin karşısındayız.
Hayırlı cumalar dileyelim bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Güzel bir cuma olsun efendim. Hafta sonuna da artık yaklaştık. Şimdi gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar dedik ya türküde. Umarım gözyaşlarınız hep sevinçten, hep mutluluktan aksın. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni gün başladı. Buyurun. Moda tasarımcısı Nil Evgar yeni günde. 2017 moda trendleri nelerdir? Gündelik hayatta nasıl daha şık ve tarz olabiliriz? Nil Evgar, hanımların merak ettiği soruları yeni günde yanıtlayacak. Birazdan yeni günde. Esra Erdem birbirinden güzel türküleri dinlerken sizler de izlediniz efendim. Nil Evgar, genç ve başarılı moda tasarımcılardan birisi kendisi bugün. Stüdyo konuğumuz birbirinden güzel tasarımlarını biz sizlerle paylaşacağız ve modaya dair sohbet edeceğiz kendisiyle. 2017'nin en merak edilen tasarımları neler olacak? Hangi renkler daha fazla kullanılıyor, tercih ediliyor? Bunları soracağım sizlerin adına ben. Ve stüdyomuzda bir yandan da hafta içi her sabah olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızdan gelen konuklarımız var. Ve Ebru sanatını konuşacağız. Aslında yurt dışında Türk kağıdı olarak bilinen geleneksel Türk sanatları arasında aslında en önemli yere sahip olan sanatlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Yapım aşamaları da çok keyifli. Sonucunda ortaya çıkan eserler de çok güzel ve çok özel. Kiminle konuşacağız? Hemen ben hocamızı ve kursiyerimizi sizlerle tanıştırmak istiyorum efendim. Asiye Kaya öğretmenimiz ve Diana Vanessa Diaz. Değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş efendim. Bugün kursiyerimiz Kolombiya'dan. Evet. Değil mi? Evet. Hoş geldin. Sohbet edeceğiz. Ebru sanatını tanıtacağız. Kurs ortamını birazcık yansıtmaya çalışacağız. Evet. Ve özellikle yabancıların Türk sanatlarına olan ilgisini de konuşalım. Çünkü Diana buradayken sormak istediğim, merak ettiğim şeyler de var. Bunları paylaşırken bir yandan da efendim mutfağımızda yine bugün günlerden cuma biliyorsunuz ve cuma günleri ne günümüz Atilla'cığım? Tatlı günümüz. Tatlı günümüz. Peki tatlı gününde biz bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Kestaneli fırın sütlaç hazırlayacağız. Fırın sütlaç bildiğimiz şekilde fırın sütlacımızı hazırlayacağız. Sadece içerisinde kestane parçaları olacak. Yani özellikle kestaneli fırın sütlaç yapmak istedim. Hatta ben biraz da çikolata kullandım. Daha farklı bir lezzete sahip oluyor. Aynı zamanda da tabii fırınlanmış bir sütlaçta daha keyifli olacaktır diye böyle bir tercih yaptık. Bu arada kestanelerimiz zaten az şahla. Az mı? Yemeyeyim mi yani? Şimdi Atilla Yıldız anlatıyor size. Biliyorum ki tekli kamerada onu görüntülüyor arkadaşlarımız. Ben evet. De o arada çikolatalardan şöyle bir tadına baktım. Güzel. Taze midir? Kullanalım tabii. Mı? Kullanmayalım evet. Mı diye. Yani tamamıyla böyle. Yani. Tamamıyla ufak bir şey kaçamak yaptık. Evet. Şimdi tabii biz yapım aşamalarını göstereceğiz. Malzeme listesini de şimdi paylaşacağız izleyicilerimizle. Hemen söyleyeyim malzemelerini. Bir taraftan sütümüz kaynasın. Ben daha öncesinden pirinçlerimizi haşladım. Hı-hı. Pirinçlerimizi yıkıyoruz. Suda biraz suda bekletiyoruz. Daha sonra pirinçlerimizi haşlıyoruz. Bir taraftan, diğer taraftan süt, şeker ve vanilyayı da kaynatıyoruz. Hatta ben şu an ocağın altını... Atilla bir dakika, bir şey merak ettim. Pirinçleri neden önceden haşladın? Ya biraz daha garantili bir iş. Ha, daha yani, kısa sürede hazır olması. Kesinlikle. Onun için bir ön hazırlığını yapmak istedim. Sütümüzün içerisinde de şeker, vanilya ve hı-hı. Süt var. Daha sonra bütün karışımlar, yani pirinç de ilave edildikten sonra içerisine nişasta ilave edeceğiz. Hı-hı. İsterseniz nişastayı, evdeki hanımlar genelde nişasta ilave etmezler. Biraz daha, nasıl söyleyeyim, akıcı bir kıvamda bir sütlaç hazırlarlar. Çünkü pirincin nişastasını kullanırlar. Zaten biz var ona, diye. Biz de kullanıyoruz. Orijinal gerçekten de öyledir. Biz de ona sübye diyoruz. Ona o sosa, o kıvama sübye denir. Ama biz burada tabii nişasta kullanacağım. Daha çabuk olsun, kıvamı daha uygun olsun diye. Peki bir şey soracağım. Fırında biz böyle üstünü yakacak mıyız? Tabii üstünü güzelce yakacağız. Tamam. Daha sonra da üzerine toz fıstıkla güzel bir sunum hazırlayacağız. Yine hafta sonuna tatlı tatlı girelim. Hafta içi, önümüzdeki hafta içi de güzel sürprizlerimiz olacak. Onlar da şimdi söylemeyelim. Tabii sürpriz zaten. Adı üstünde evet. Söylersek sürprizin evet. Hiçbir anlamı kalmaz. Kaçar. Yine turp var burada. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bugün fırına sürdükten sonra hı-hı. Tatlımızı
yine boş kalmayayım diye öyle bir meşgale getirdim. Bu turp nasıl bir turp? Ne bu turpun ismi? Bayağı Japon da kocaman turbu, bir... Evet. Daha büyük Japon turbu. Japon turbu. Bu kadar böyle evet. Büyük oluyor efendim. Bununla dekoratif dekoratif şeyler yapacağız. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Tamamen artık programın akışına bıraktık. Tabii biz bu arada Esra'cığım senin işte baştaki türkünü dinlerken evet. Ne oldu biliyor musun mutfakta? Bir ses geldi ama bilmiyorum. Tahmin etmişsindir. Evet. Sütü taşırdık. Sütü taşırdık efendim. Sütü taşırdık ama hemen toparladı. Evet hemen Yıldız. Toparladık. Böyle aslında aparatlar var. Süt tenceresinin içine koyuyorsun ve evet. Taşmıyor. Ondan mı edinsek acaba? Ya aslında üzerine bir tahta kaşık koysaydık. Taşmaz mıydı? Taşmazdı. Hmm. Yani onu da hemen şöyle göstereyim 2 dakika. Ben onu, ya bir taraftan gözüm buradaydı ama bu tarafta seninle konuşurken unuttum. Şu şekilde koyduğumuz zaman istediği kadar uğraşsın, taşmaz. Onun için süt, şerbet yaptığımız zaman üzerine bir tahta kaşık koymamız yeterli. Bir daha gösterelim yeterli. Mi? Tahta kaşığı bu şekilde yani, yerleştirirsek. Sadece bu kadar. Yani şerbet yaptığınızda, çorba yaptığınızda, bir sos hazırladığınızda onun çok kaynamasını istiyorsak üzerine koyduğunuz tahta kaşık ya da herhangi bir bıçak olabilir fark etmez. Kesinlikle o ürünü dışarıya çıkartmayacaktır. Çünkü buraya geldiğinde duracaktır evet, değil mi? Biz püf noktasını biliyoruz ama uygulamadık. Bu da bir püf noktası olmuş olsun. Ekranları başında izleyen izleyicilerimiz için efendim. Bir taraftan tatlılar yapılırken bir taraftan Ebru sanatının inceliklerini sizlerle paylaşacağız. Ve bir taraftan tabii ki modayı konuşacağız. Nil Evgar burada. Efendim Esra'dan birbirinden güzel türküleri de dinlerken. Belki de sizin bizimle paylaşmak istedikleriniz vardır diye düşünüyoruz. Gelin İletişim bilgilerimizi izleriz. Sonrasında sohbet köşesinde sizleri bekliyor olacağım. Yeni günü Instagram'dan TRT Yeni Gün adresinden, Facebook üzerinden TRT Yeni Gün sayfasından ve Twitter'dan TRT Avaz Yeni Gün ismiyle takip edebilir. WhatsApp gönderileriniz içinse 0505 756 0183 nolu telefonumuzu kullanabilirsiniz. Posta adresimiz ise Yeni Gün programı TRT Genel Müdürlüğü Mavi Bina B Blok No 817 Oran Ankara olup ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi de 0312 463 50 24 nolu telefonumuza iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Haftanın son mesai gününden bir kez daha bizi izleyen tüm izleyicilerimize günaydın diyelim. Bizler artık stüdyomuzdayız, konuklarımız burada. Yavaş yavaş sohbetimize başlayacağız ama şimdi iletişim bilgilerini izlediniz. Sosyal medya adreslerimizi ve program sonrasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını izlediniz. Peki yayın esnasında bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen o numaraları da ekranda görüyorsunuz. 0090 312 467 1103 ve 467 95 47 lütfen bizi arayın. Sorularınızı ve fikirlerinizi bizlerle paylaşın diyorum. Nil hoş geldin. Hoş bulduk. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Cemil hoş geldin. Herkese şöyle bir hoş geldin diyelim. Şimdi Nil'le biz modayı konuşacağız. Evet. Aslında senin de katılmanı bekliyorum sohbetimize. Çünkü sahnedesin. Mutlaka takip ediyorsundur modayı da. Biz hanımlar öyle veya böyle ucundan yakalıyoruz öyle değil mi? Evet. Yani bir şekilde modaya eski kıyafetlerimiz de olsa uydurmaya çalışıyoruz. Veya yeni sezon çıkan kıyafetleri alarak bir şekilde kombinler yapıyoruz ve uymaya çalışıyoruz evet. Değil mi? Çok önemli değil mi günümüzde modaya uymak? Kesinlikle. İster istemez etkileniyoruz. Onun haricinde moda kendi sürekli tekrarladığı için eski kıyafetlerimiz tekrardan moda olabiliyor. O yüzden onları tekrardan çıkartıp yeni gibi giyebiliyoruz. Belki birkaç şey ekleyerek yeni evet. Gibi kullanılabilir. Kesinlikle. Moda tekerrürden ibarettir diyorlar kesinlikle. Ya hep. Dönüp dolaşıyor yine her şey. Mesela annem der işte bundan der 20 yıl önce biz giyiyorduk bu stilettolar modaydı. Sonra tekrar bu kalın topuklar çıktı. Şimdi ayakkabıya evet. Geçtim ama hakikaten dönüp dolaşıp bir şekilde o sandıktan veya işte dolaplardan eski kıyafetler çıkıyor ve modayı uyduruyoruz. Nil Evgar aslında biraz seni tanıtalım mı izleyicilerimize? Çok tanıtalım. Genç, başarılı, hakikaten Ankara'da güzel işler yapan ve bu işe yeni yeni başlayan bir tasarımcı olmana rağmen ismini biz duyuyoruz. Biraz kendinden bahseder misin? İzleyicilerimize tanıtır mısın kendini? Tabii ki. TOBB Üniversitesi'nde moda tasarımı okudum. Okulumuzda ortak eğitim zorunlu olduğu için stajlarımızı kendimiz seçebiliyorduk. Ben İstanbul tercih ettim. Hı hı. Orada yaşamak istiyordum aslında. Gamze Sarıçoğlu'nun yanında stajımı yaptım. Bir de önemli olan onun dönemleri oluyor. O dönemde hem koleksiyon hazırlanıyordu, hem defilelerin olduğu bir dönemdi. Benim için çok iyi oldu. Hı hı. Hem malzemelerin nereden alınacağını,
ya da nasıl olacağını, nasıl üretildiğini öğrenme imkanı Tecrübeli oldu. Bir isimden aslında bu bilgileri almak da büyük bir şans evet. bence değil mi? Benim için çok iyi oldu. Çok peki, da mutlu oldum oraya gitmekten. Peki böyle takip ettiğin modacılar var mı? Genellikle işte koleksiyonlarını mutlaka izlediğin, örnek aldığın belki de bir noktada. Yani Türk tasarımcılardan Zeynep Tosun'un tasarımlarını çok beğeniyorum. Yabancılardan Balmain'in tasarımlarını çok beğeniyorum. Püskül daha çok kullanıyor kendisi. Şu anda evet, senin üzerinde var. Bu yıl çok moda bu püsküller. Her evet. şeyde var değil mi? Çantalarda, ayakkabılarda, gece kıyafetlerinde, günlük aslında, kıyafetlerde. Geçen sene de çok modaydı. Hala devam ediyor. Hani aynı şekilde, yoğun bir şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Peki şimdi yılın başındayız. Genelde bu dönemlerde işte 2017 trendleri vesaire renkleri, tasarımları belli olmaya başlıyor. Neler moda, neler bekliyor bizleri, hanımları? Moda trendleri arasında fırfırlar çok var. Sadece abiyelerde olmuyor. Hani birçok şeyde oluyor. Kazaklarda da oluyor. Gömleklerde de fazlaca görüyoruz. Kadife çok moda. Onu her şekilde kullanıyorlar yine. Kadife daha çok abiyelerde kullanılıyordu eskiden. Şu an yani pantolonda bile kullanılıyor. Eşofmanlarda bile var. İnanılmaz bir şekilde kullanılıyor ama bence çok şık yapıyor. Biraz yani çok dengeyi duruyor. De sağlamak lazım değil mi? Böyle kadife 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 olunca da böyle... Çok ağır bence, oluyor. Benim fikrim tabii ki de. Yani ben çok beğeniyorum. Daha çok şeyi seviyorum. Daha bu tarz bir şeyin sporlaştırılması daha çok hoşuma gidiyor. Tabii yaşından dolayı biraz daha spor. Biraz sonra biz Nil'in tasarladığı elbiseleri de göreceğiz efendim. Stüdyomuzda örnekleri var. Modelimiz de gelecek. Bu elbiseleri bizim için taşıyacak ve sizlerle paylaşacağız. Üzerinde de konuşacağız aslında. O kadar önemli ki biz kadınlar için. Kıyafetimiz eğer iyi olmazsa özellikle özel davetlerde, düğünlerde, herhangi bir organizasyonda moralimiz bozuluyor değil mi? Kesinlikle evet. Yani çok önemli kıyafet, ayakkabı, çanta bayan için en önemli şeyler. Gerçekten. Peki eskiden böyle çok fazla uydururduk her şeyi birbirine. İşte ayakkabımız, çantamıza, işte kıyafetimiz, takımıza, takımız, makyajımıza vesaire. Böyle her şeyi birebir titizlikle uydurarak yapardık. Şimdi artık günümüzde sanırım o birbirine uygun olma şartı kalktı gibi. Yani ben daha çok mesela ayakkabılarda uydurma dediğiniz gibi yani üst rengi ya da bir şey çantaya uydurma gibi bir durum oluyor. Ama ben abiyelerin altına ayakkabı olarak ten rengi ayakkabının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani boyu kestiği için daha hoş duruyor. Bir de çanta da olduğunda daha çok vurgu oluyor çantaya. Peki daha şimdi güzel. Tasarımlarını nasıl yapıyorsun? Çünkü öyle bir şey ki mutlaka araştırıyorsun. İşte takip ettiğin modacılar var ama çok fazla etkilenmemen gerekiyor. Kendini de bir noktada yansıtman gerekiyor. Kendi imzan da olması gerekiyor tasarımlarda. Çok zor aslında işiniz. Değil mi? Yani aslında şöyle eğitim okulda aldığımız eğitimle tabii ki iş hayatı çok çok farklı. Pratikte daha farklı. Kesinlikle çok farklı. Hani okulda aldığımız eğitimde daha özgürce çizim yapıyordum. Ama şu an için her şeyi düşünmek zorundayım. Müşteriyi düşünmek zorundayım. Nerede giyeceğimi çok düşünmek zorundayım. Gelen müşterilerin geneli hangi renkler istiyor onu düşünmek zorundayım. Bunların hepsinin toplamında... O zaman karar şöyle veriyorum. Diyebilir miyiz? Senin tasarımların müşteriyle sohbet ve görüşme sonrası ortaya kesinlikle. Çıkıyor ve şekilleniyor. Müşterinin isteğine göre bazı şeyleri şekillendiriyorsunuz ama mutlaka senin de yönlendirmen vardır kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle düşünüyorum. En çok aslında doğru düşünceye şöyle varabiliyorum. Hani benim nişanım olduğumda ne giymek isterdim? Ya da kendimden yola çıkarak mezuniyetimde ne giymek isterdim dediğimde yaptığım şeyler daha çok tercih ediliyor. Peki genelde hani kişiye özel mi çalışıyorsun yoksa bir koleksiyon çıkarıyor musun her dönem? Koleksiyonumuz var. Mevcut da elbiselerimiz var. Müşterilerimiz geldiğinde onları tek tek hani askıdan bakıp deniyor. İlk önce zaten şeyi soruyorum. Hani nasıl bir konsept? Yani ne için giyeceksiniz? Onu soruyorum. Yani diyelim ki mezuniyet dediğinde daha farklı tavsiye edebiliyorum. Abisinin düğünü olduğunda çok daha farklı tavsiye ediyorum. Arkadaş düğünü olduğunda mesela çok baskın olmaması lazım. Çünkü o zaman da kötü durabiliyor. Özellikle renk seçimleri de çok önemli değil çok mi? Bazen önemli. Görüyorum böyle düğüne beyaz böyle çok kabarık elbiseler giyip gelen akrabalar da oluyor. Çok gelinle yanlış. Yarışır gibi evet, oluyor değil mi? Evet çok yanlış aslında. Yani o gün giymemek daha doğru. Onun haricinde şey çok
değişikti benim için. Gelen müşteriler aynı elbiseyi çok farklı insanlar giyiyor. Hmm. Bazı müşterilerimiz de inanılmaz güzel oluyor. Akışıyor. Bazı müşterilerimiz de hani kendileri de kendi renklerinin kendilerinin olmadığını görüyorlar zaten. Ama çok fark ediyor yani. Yani İnanılmaz dolayısıyla biz ediyor. Dergide gördüğümüz herhangi bir elbiseyi götürüp bir modacıya ben bundan istiyorum dediğimizde birebir aynısı uygulanmayabilir değil mi? Evet, çünkü her vücut tipine göre tercih edilebilecek kıyafet tarzı farklı. Ama ben bir şey fark ettim. Bütün müşteriler yani bana denk geliyor belki. Neyin kendilerine olmadığını bilerek öyle ya mi? Da kendi de atıyorum bir kusuru olduğunda yani buramı ben kapatmak istiyorum o yüzden bu tarz giymem gerekiyor diyor. Hani özellikle hepsi... peki vücut tiplerine göre mesela kıyafet seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz lazım gece kıyafetleriyle ilgili konuşursak? Yani şöyle mesela belimiz ince ise onu ince gösterecek bir şey giymemiz gerekiyor. Hani basen genişse onu kapatacak daha çok böyle şifon elbiseler. Akan. Çünkü yani belimiz kalınsa çok daha kalın gösterebilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani daha çok dökümlü tercih etmemiz gerekiyor. Bir dönem balık elbiseler çok modaydı. Bu yıl yine evet. Görecek miyiz balık elbiseleri? Balık elbise her zaman tercih ediliyor. Ama ben de geçen sene şifon elbise inanılmaz tercih edildi. Çoğu müşterimiz onu tercih ediyor. O da tasarımlarla alakalı. Senin yaptığın tasarımlarla alakalı olsa gerek değil mi? Tercih edilme sebebi. Çünkü bir farklılık mutlaka vardır. Bundan dolayı yani müşteri beğeniyor. Yani bazı şeylere dikkat ediyorum. Yani şöyle diyeyim. Hani balık elbise denildiğinde belki tek bir şey akla geliyor. Ama onun da teknikleri. İler. Evet teknikleri var. Mesela altı parçalı balık diye tabir ettiğimiz bir şey var. O çok volanlı gözüküyor ve çok gösterişli durabiliyor. Evet, biraz sonra da biz stüdyomuzda modelimizi ağırlayacağız. Biz görüyoruz tabii siz şimdilik görmüyorsunuz. Evet. Çok güzel beyaz bir nikah elbisesi mi, bir gelinlik mi, bir mezuniyet elbisesi mi bilmiyorum ama aslında davet mi etsek, kıyafeti üzerine konuşsak mı diye sorayım hemen yönetmenime. Çünkü biz görmüşken izleyicilerimizle de paylaşalım istiyorum bu güzel elbiseyi. Bir de tabii tasarım yaparken bunu sürelerini de konuşmak lazım seninle. Çünkü özel davetler diyoruz işte nişan, düğün vesaire. Bu tip özel günler için biz ne kadar süre öncesinden gelmemiz gerekiyor bize? Yani şöyle söyleyeyim. Bana denk gelen bir şey. Müşterilerimiz çok kısa süre kalmışken geliyorlar ve inanılmaz telaşlı geliyorlar. Ve hani istedikleri model ortada olmadığı için gerçekten çok telaşlı oluyorlar. O yüzden o süreç birazcık bizim için de öyle geçiyor. Peki doğrusu nedir? Yani ne kadar zaman öncesinden gelmemiz gerekiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Doğrusu bazı dönemler çok yoğun olabiliyor. Yaz dönemleri özellikle. Kesinlikle. Mesela Mayıs ayı inanılmaz dolu geçiyor. Yaza hem mezuniyet doğru, oluyor, mezuniyet nişanlar oluyor, dün bile olabiliyor. O yüzden hani Mayıs ayında bir hafta 10 gün desem bile bazen alamayabiliyoruz. Yani o çok değişiyor. Ama hani... Peki mesela senin yanına gelip böyle Nil işte bir hafta sonra çok önemli, özel bir gün var, işte gitmem lazım, şunu giyinmem lazım diyen olduğunda nasıl yetişiyorsun Nil? Yani ben artık çok alıştım ona. Ve şey oluyor artık bizim için heyecan oluyor. Ve çok alıştığımız bir şey oluyor. Yani diğerine zaten alışamıyoruz yani. Bu daha bizim için. Ha, rahat, yani rahat, geniş geniş. Evet. Olmuyor. Kesinlikle 3 gün kalıyor. Yani çok fazla örneğim var öyle. Hani nişanda 5 gün kala gelen. Pardon. Düğünde 5 gün kala gelen. Evet. Kala. Gelinlik yapmıştık. Nasıl gece bir rahatlıktır o da ya. Değil yani mi? Talihsizlik olmuş. Yani Esra düşünsene düğün 5 gün sonra düğün var. Yani. Ve düğünün en önemli şeyi biz kadınlara göre gelinliktir. Evet. Gelinlik ortada yok. Yani acayip en bir telaş az bir ay önce gidiliyor ki 3 ay 4 ay önce çok giden daha, de evet. Var. Nasıl 5 güne sığdırdı bilmiyorum ama demek ki o kadar yetenekli yani şöyle, ki maşallah yetişmiş öyle diyeyim. Ya şöyle bir durum oldu. Bir talihsizlik oldu kendi açısından aldı. Ve yani önemli olan burada benim 5 gün için bana güvenmesi. Tabii, çünkü sıfırdan tabii. Bir şey oluşturacaktık. Mevcutta yoktu. Ya benim için çok büyük gurur. En peki önemlisi nasıl bunlar. İşliyor süreç? Çizimler mi yapıyorsun? Yani tasarımı şöyle nasıl belirliyorsunuz? Ya en çok yaptığım şey böyle artık alışkanlık. Her gün inanılmaz araştırma yapıyorum. Hı-hı. Yani şeyi de çok dikkat ediyorum. Artık Pinterest'ten çok bakıyorum. Yani neyi sevmediğim, neyi sevdiğim, insanların neyi sevdiği ya da neyin çok görüldüğü. Hani hepsini böyle ayırıştırarak. Hı-hı. Tasarım yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde en önemlisi müşterilerimin işte yoğun bir şekilde hangi rengi istiyorlar. Hı hı. Mesela mürdüm rengini inanılmaz seviyorlar.
O tip renklerde işte mürdüm ve böyle koyu renkler sanki yaşı daha büyük kişilere uygun gibi geliyor bana, bilmiyorum, ne dersin? Yani bence de mürdüm yani çok hoş duruyor. Tasarımla da alakalı kesinlikle. Gerçi de. Yani biraz daha sporlaştırılırsa daha güzel durur ama hani tabii ki ben daha çok şeylere tavsiye ediyorum. Bebek mavisi tonları. Hı-hı. Çünkü zaten sonradan çok tercih edilmiyor. Hani nişanda çok hoş duruyor. Çok soft duruyor. Peki bu yılın rengi ne sence? Var mı böyle bir yılın rengi sana göre? Benim için var. Hangi ya şimdi renk? Renkler arasında şey var. Ya sadece kırmızı mavi diye geçmiyor aslında. Hani ara tonlar var. Ve o ara tonlardan indigo mavisi var benim Hı-hı. için. Çok böyle. Ne mavisi? Indigo. Indigo mavisi. Evet. Nasıl bir mavi? Var mı bizim tasarımlarımızın arasında o mavi? Yok. Hayır, değil mi? Yok. Yok. Indigo mavisi efendim. Yazın evet, hemen internete çıkar zaten nasıl bir mavi ton oldu. Merak ettim. Ben de çıkışta bakacağım hemen. Tamam. Peki sohbet etmeye devam edeceğiz. Tasarımları da yavaş yavaş sanırım birazdan göstermeye başlayacağız. Belmek'ten gelen konuklarımız var. Ebru sanatını konuşacağız kendileriyle. Ülkemiz sınırları dışında efendim Türk kağıdı olarak bilinen bir sanat ve ne yazık ki bir dönem unutulmaya yüz tutmuş ama günümüzde artık farklı kursların bu tip kurslar açmasıyla da işte Belmek kursları gibi kursların açılmasıyla da bu sanata olan ilgi de artmış durumda. Bunları konuşacağız. Değerli hocamız ve kursiyerimiz hobi köşesinde bizi bekliyor. Sizleri birazcık bekleteceğiz. Sonrasında tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Şimdi ben öğrenmiştim bir şeyler. Bir dakika söyleyeceğim. Buenos dias. Çok iyi. Günaydın demek değil mi? Evet, günaydın demek. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Aslında bu hazırlıklar biz programa başlamadan çok evet, önce başladı. Hocamız ve kursiyerimiz geldiler. Tüm bu ürünleri masamıza yerleştirdiler. Özenli ve titizlik gerektiren bir sanat. Ebru sanatı değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Biraz anlatalım mı? Siz tabii orada meşgulsünüz şu anda bir ben eser Diana'ya yapıyorsunuz. Bırakayım. Tamam. Biz konuşalım. Tamam, sohbet edelim. Aslında Diana'ya da sohbet çünkü çok edeceğiz. Hevesli, şimdi çok gayretli. Kursa olan merak nasıl diye soracağım ama yabancı öğrencileriniz de varmış. Ne iyi ettiniz evet, de bugün getirdiniz Diana'ya kursumuza. Bu yıl 4 tane yabancı öğrencim var. Her yıl 1-2 değişebiliyor. Farklı işler yapıyoruz. Sadece hani Türk sanatını tanıtıyoruz ama klasik Türk sanatının içinde kağıda yapılıyor. Biz daha farklı hani klasiğin dışına çıkmaya başladık. İşte çantalar yapıyoruz, objeler çalışıyoruz. Diana da bugün size yelpaze yapacak, evet. Ailesine götürmek için. Peki bizi şu anda Kolombiya'dan izliyor mu ailen Diana? Evet, izliyorlar şu buradan an. Buradan o zaman Kolombiya'ya selam olsun. Başkentteler evet, mi? Neredeler? Evet, Bogota'da. Bogota'da. Buradan selam olsun. Tabii ne söylediğimi anlamıyor olabilirler ama Los Esperamos en Türkiye diyeceğim ben. çalıştık bunu program öncesi. Ne diyoruz? Los Esperamos en Türkiye efendim. Yani Türkiye'ye gelin demek istiyorum. Kolombiya'dan bizi izleyen izleyicilerimize İspanyolca konuşuluyor değil mi? Evet, İspanyolca. Kolombiya'da. Peki sen ne yapıyorsun Türkiye'de Diana? Okuyor musun? Evet, ben eğitim amacıyla geldim. Yüksek lisans yapıyorum şu an. Eski çağ tarihi okuyorum. Peki kaç yıl? 3 yıl sanırım değil mi? Üç yılda bu dil böyle muhteşem konuşuyorsun. Evet. Yani dili bazen zorlanıyorum ama. Peki İspanyolca, Türkçe çok farklı diller. Farklı. Nasıl evet, öğrendin? Yani ben sıfırdan başladım ama Tömer'de öğrendim. Tömer'de öğrendim. Evet. Türkçe Öğrenim Merkezi'nde. Bir yıllık devam... bir sanırım dil eğitiminden sonra ancak başlayabiliyorsun değil mi? Evet. Üniversiteye. Yüksek lisans başlamadan önce. Öncesinde. Türkçe öğrendim. Muhteşem. Peki tamam, dili öğrendin, hani kültürümüzü de biliyorsun. Peki Türk sanatlarına olan ilgi nereden? Yani ben Türk kültürü, Türk sanatları ile çok ilgileniyorum. Yani evet, çok öğrenmek istiyordum Ebru. O yüzden Belmek yani buldum ve şu an Belmek'ten hocamdan çok memnun kalıyorum. Ne kadar güzel konuşuyor. Çok seviyorum. Belmeye kayıt için geldi Diana. Arkadaşlar hangi branşa geldiğini bilmiyorlar. Dedim direkt Ebru. Ebru. Ebru için geldi o. Peki daha öncesinden biliyor muydun Ebru sanatını? Yani
Türkiye'den önce evet, ben bilmiyordum. Önce, bilmiyordum. Ama şey birkaç yıl önce benim arkadaşım, o da Kolombiyalı, yapıyordu. Bir oradan kere gördüm ve çok beğendim. Hocam aslında bu güzel bir fırsat bizim için değil mi? Bizim sanatımızı yurt dışında yaşayan bir kişiye bile öğretmek demek. Aynen. Bir kültür elçisi misali ülkesine döndüğünde aslında bu sanatın belki de yaygınlaşmasına da vesile olacak bir noktada değil mi? Aslında öyle. Hani ne kadar çok şey öğrenirsen orada tanıtabilirim. Mesela yaptığımız objelerde, kumaşlarda orada denemek istiyor. Ama nasıl yapacağım? Hani malzemeleri nereden temin edeceğim? Gittikten sonra ben ona yardımcı olacağım. Evet, bir şekilde belki bakacağız. Kargolanabilir. Tabii, ya da olabilir. Oralardan bir şekilde yardımcı belki olacağım. Temin edebilir, edilebilir değil mi? Bunlar edilir. Çünkü doğal boyalar. Evet, boyalarımızı tamamen biz toprak boya, doğal, hiçbir karışım, kimyasal madde olmadan elde ediyoruz. Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz. İnsanlar bazen hani geldiğinde şey diyebiliyorlar, kimyasal bana zararı olur, işte astımım var, alerjim var. Aslında ben çok hani koku diyorlar, koku da almıyorum. Bizim bir tek ödümüz kokuyor, sığır ödü kullanıyoruz boyaların açılımında. Evet, şu anda mesela stüdyomuzda herhangi bir koku yok. Evet. Hep Ebru sanatıyla ilgili konuşurken o kitrenin ve ödün değil mi? Kokusu kitremiz olarak. Kokusuz ama ödümüz İçine de katılan biraz. Ödü. Neden katıyorsunuz hocam ödü? Öd boyaların açılmasını sağlıyor, sığır ödü. Hani boyayı damlatıyoruz, açılmadığında ödle ve suyla onu biraz daha kıvamını değiştirebiliyoruz, terbiye ediyoruz bir nevi. Hakikaten ya kullanılan malzemeleriyle, yapılan tekniğiyle çok çok özel bir sanat. Evet. Klasik yaklaşım aslında bu sanat için de geçerli var. Ama biraz daha modernleştirmek de mümkün değil mi hocam? İlgiyi çekmek adına belki de farklı şeyler yapılıyor ki burada stüdyomuzda şöyle fularlarımız var. Ebru sanatıyla yapılmış olan fularlar. Aslında Nil belki senin de ilgini ve dikkatini çeker. Bu tip kumaşlar yapılıp tasarımlar da yapılabilir. Bakın ve türünün tek örneği oluyor değil mi? Evet, bir tane yaptığınızdan asla bir daha yapamıyorsunuz. Kişi kendisi bile yapmış olsa bir daha aynısı çıkmıyor. Mümkün değil çünkü değil mi hocam? Burada yine bir farklı. Tane daha var. Turkuaz evet, mavisi. Bu yıl biraz turkuaz herhalde. Çok güzel, bayıldım. Evet. Bunlardan elbise olduğunu düşünsene nasıl olur? Yani dün müşterimiz sormuştu. Hani batik tarzında oluyor ya. Ve çok zor yani onu. Çok özel bir şey. Tabii ki. Birebir yani size ait oluyor. Bu yıl kravatlar da biraz revanşta böyle şimdi, renkleriyle. Beyler için de efendim şöyle açabilir miyim hocam? Tabii tabii. Şöyle kravatlar da var. Çok şık, çok güzel. Şöyle hemen gösterelim izleyicilerimize. Çok şık mavi mavi kravatlar. Atilla'cığım ne dersin? Böyle bir kravat çok güzel olur kesinlikle. Değil mi? Beyler tercih eder mi acaba diye düşündüm ama bu yılda bu tip kravatlar çok moda. Özellikle Ebru sanatıyla yapılmış olursa kişiye de özel olduğunu söyledi. Benim eşim genelde kullanıyor bu tonu çok kullanıyordu. Ya eşiniz şanslı, siz bu branşın öğretmenisiniz. Peki olmayanlar nereden bulacak bu kravatları hocam? Biz yardımcı oluruz. Öğrencilerim sipariş alıyorlar, yapıyorlar. Hani bize ulaştıklarında temin edebiliriz. Ciddi anlamda aslında hep söylüyoruz. Belme kursları meslek edindiriyor. Zaten adı üstünde meslek edindirme kursları. Dolayısıyla hani bu sanatları öğrenip kendi butiğini açıp bu ürünleri satan, ekonomik anlamda ailesine katkıda bulunan kişiler de çok var. Fazla. Evet, öğrencilerimizden bunları satarak kendine harçlık çıkaran ya da kendi malzemelerini masraflarını çıkaran öğrencilerimiz var. Diyana'da başlayacak inşallah gitmeden. Şimdi kağıt üzerine uygulanıyor diye biliyorduk. Biz burada kumaşı gördük, deriyi gördük. Böyle bir objemiz var, çini objesi. Bunu nasıl uyguluyorsunuz çiniye? Bunu çini boyalarıyla yapıp sıra gönderiyoruz. O da çok şık. Yani yine kitre kullanılıyor mu hocam? Aynı şekilde olsun. Peki kağıt yerine bunu mu daldırıyorsunuz? Nasıl oluyor? Kağıt yerine onu daha derin bir kabın kapta içinde. Kapta daldırıp çıkarıyorsunuz daha derin değil mi? Bir kabın içinde daldırıp çıkarıyoruz. Evet. Peki şöyle göstereyim. O biraz daha kağıda göre daha özenli. Hani çok daha yavaş batırılması gerekiyor. O yüzden ama çıkan sonuç çok güzel. Çok güzel. Peki yapım aşamalarından söz edelim mi birazcık? Tabii ki. Nasıl başlayacağız?
yapım aşamasına. Öncelikle hani Ebru deyince ilk akla gelen lale, insanların aklına gelen lale oluyor. Öğrencilerimiz kayda geliyorlar. Hani kayıtlarını yaptırıyorlar. Direkt sordukları şey, lale yapacak mıyız? Aslında Ebru'nun temeli battal Ebru. Battal çünkü zemini, bir binanın temeli gibi. Ebru'nun da ilk temeli battal Ebru. Şimdi zemin atacağız laleyi yapmadan önce. Ama şimdi, biraz daha flu, evet, çok sevdim. Dalgalı Ebru dediğimiz. Burada kullanılan sedef. Boya da farklı değil evet, mi? Evet, sedef sinli. Boya var orada. Sedef de çok güzel görünüyor. Aslında Ebru sanatı bir temel olarak kullanılıyor. Kağıdı, işte kağıt süsleme sanatı diye geçiyor. Evet. Üzerine tabii ki hattatların da yazdıkları. Hat var, güzel yazı var. Güzel yazı ve hat sanatıyla yazılan. Ne diyor burada? Her insan bir yağmur tanesi gibi. Evet. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Şöyle bir yazımız var. Sözü de çok güzel. Çok yakıştı ona. Çok güzel. Evet. Peki daha çok kimden geliyor? Hangi yaş aralığı geliyor? Ebru her sanatı? Yaştan öğrencimiz, kursiyerimiz oluyor. Ama Ebru biraz daha farklı. Hani genelde öğrenciler ya da orta yaşlı kursiyerlerimiz olabiliyor. Öğrencilere de ben çok gerçekten tebrik ediyorum. Hem üniversiteye gidiyorlar. O arada boşlukta hani Ebru yapabilir miyiz? Bizi kabul eder misiniz? Diye gelen öğrencilerimiz var. Onlar da azimle Ebru yapımını öğreniyorlar. Evet. Diana aslında buna bir örnek olsun. Ekranları başında izleyen tüm üniversite öğrencilerine. Ki biliyoruz ki ülkemizde farklı farklı ülkelerden, dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler var. Özellikle Türk dünyasından çok sayıda öğrenciler ülkemizi eğitim anlamında tercih ediyor. Bu da tabii ki bizler için mutluluk verici bir şey. Şimdi yapım aşamasını artık yavaş yavaş ilerledi Diana. Zeminini attı. Şimdi hani yaprak için boyamızı damlatacağız. Ondan sonra lalesini yapacak. Özellikle laleyi yapabilmek önemli bir şey sanırım değil mi hocam? Lale en zor ama en güzel hani ilerleyen. Diana bu arada yaparken konuşabiliyorsun değil mi? Konuşabilirim. Tamam. Yaptığın tabloları, eserleri götürecek misin ülkene? Götüreceğim. Gönderiyor musun peki zaman zaman? Ne zaman gittin en son? Ben ülkeme dönemedim. Yani gitmedim. Gitmedin. Evet. Çok özlemişsindir evet, o zaman. Evet çok özlüyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Madem ailen de izliyor seni şu anda. Şimdi karşıdaki kamerayı biz sana yönlendirelim. Sen onlara... Onların da anlayabilecekleri İspanyolca mı? Söylemek istediklerini söylesene ne olur. Bir de aracı olmuş olalım olur mu? İspanyolca da konuşalım. Evet İspanyolca. Şöyle hemen karşındaki kamera. Los extraño mucho, nos veremos pronto. Bizden de selam söyle. Muchos saludos de la gente acá en el programa. Peki. Çok güzel. Hakikaten güzel bir dil İspanyolca. Devam edeceğiz. Böyle bir akışı biraz hızlı ama öğrenilmesi kolay mı İspanyolcayı böyle? Bence kolay bir dil. Evet. Yani. Çok da iyi Türkçe değil çok zor. Sanki. Türkçe zor mu? Evet. Türkçe çok zor. Siz İspanyolca öğrenebilirsiniz. Gerçekten bence. Mi? Evet. Türkçe'de en çok neye zorluk çektin öğrenirken? Ne sana böyle çok zor gelmişti öğrenirken? Yani... Başta? Mesela bir kelime o kadar çok anlam taşıyor. Alabilir ki yani kafam karışıyor. Evet. Peki yapım aşaması da artık yavaş yavaş bitiyor. Lale'nin yapraklarını şekillendireceğiz sanırım. İzleyicilerimiz görüyor mu acaba şöyle bakayım ben. Paylaşabiliyor muyuz? Lale'nin yaprakları şekilleniyor. Peki burada mesela diyelim ki hata yaptık. Geri dönme şansımız oluyor mu hocam? Oluyor. Hataları toparlayabiliyoruz. Diana şu an çok heyecanlı sanırım. Evet. Aslında çok güzel, çok başarılı. Ama şu an çok heyecanlı gördüm ben onu. Ama olsun. Gayet yani güzel. Sonuçta telafisi de çok, mümkün olan bir sanat hani değil mi? 2-3 ayda çok çok yol kat etti. İnanılmaz güzel gidiyor. Orada da yapabileceğine bu arada hocam fırsat bu fırsat. Ben kültür elçisini bulmuşken ne öğretebilirsem kârdır diye düşünerek farklı farklı branşlarla ilgili de bilgiler aktarıyor değil mi hocam? Evet. Ben sadece Ebru sanatını değil, Ebru'nun yanı sıra kağıtı da minyatür sanatını da gösteriyorum.
Hazır gelmişken dedik hani Diana yapar mısın? Fırsat bulduğunda o kağıtıya da geliyor. Öğreniyor. Başarıyla da ülkesine götürecek bu sanatçı. Şimdi yelpazelerimiz var burada. Bunları ne yapacağız? Onu belkilerle alabiliriz. Şöyle üzerine lale alacağız. Her türlü çok objeyi daha... daldırabilir miyiz bu kitrenin içerisine? Tabii yapabiliyoruz. Ama mesela daha büyük bir obje, bunu daha derin bir kabın içinde kullanmamız gerekiyor. O daha hani düz, onu daha rahat batırabiliriz. Kağıtlarda işte kartona çalışıyoruz, deriye çalışıyoruz böyle deri çantalarımızın zor üzerine. Zor mu peki deri üzerine aktarma? Deri biraz daha zor, hatayı kamufle edebiliyoruz ama hani olmadı tekrardan yapabiliyoruz. Peki, bu çalışma devam ediyorken bir yandan biz bu yelpazenin üzerine Ebru sanatının eşsiz desenlerini çıkarmadan önce Esra'nın o güzel sesinden güzel bir türkü armağan edelim mi izleyeceğimize? Tabii ki edelim. Ne dersin? Güzel bir Malatya türküsü armağan edelim. Mevlam bir çok dert vermiş diyelim. Sözü sana bakalım. Teşekkürler. Gönülden teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel türküleri seslendiriyorlar bugün stüdyomuzda. Haftanın son mesai gününden bir kez daha günaydın diyelim. Ekranları başında güne bizimle başlayan tüm izleyicilerimize gününüz güzel başlasın ve güzel geçsin. Biz bunun için hafta içi her sabah elimizden geleni yapıyoruz. Konuklarımızla stüdyomuzda sohbetler ediyoruz. Farklı farklı sanatları sizlerle buluşturuyoruz. Birbirinden lezzetli tarifleri Atilla Yıldız sizlerle tanıştırıyor. Ve bugün Nil Evgar bizimle birlikte ve modayı konuşuyoruz. Onun yapmış olduğu tasarımlar var. Aslında bu tasarımlarla devam edelim mi? Devam edelim, tasarımları da paylaşalım. Artık yavaş yavaş da modelimizi davet edelim stüdyomuza birazdan.
O hani biraz önce konuşmuş olduğum, anlatmış olduğum beyaz ve güzel bir elbise var. Bu elbiseyi biz tanıştıracağız, izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi askıda da elbiselerimiz var. Farklı farklı tasarımlar ama montlar da görüyorum ben. Evet. Pardüseler de yapıyorsun. Günlük tasarım da yapıyorum fakat daha çok yani bu sezonda paltoya ağırlık verdi günlük tasarımlardan. Benim dikkatimi çeken şey senin tasarımlarında böyle hani biraz önce de renkleri çok seviyorum dedin ama böyle cıvıl cıvıl patlak renkleri çok fazla kullanıyorsun. Evet. Özellikle Nil Evgar'ın efendim sosyal medya adresini de buradan söyleyebilirsin. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabına girdiğinizde birbirinden güzel ve renkli kıyafetler sizi karşılıyor. Evet. Belki oradan da bir seçim yapmak çok mümkün. Yani şöyle bir durum oluyor. Müşterilerimiz geliyor, elbise yaptırıyor ve elbise gittikten sonra sadece Instagram fotoğrafı benim için. Kalıyor. Instagram çok önemli benim için o yüzden. Peki. Orada fotoğrafı kalıyor. Çok özür dilerim. Havalar da böyle soğuk. Benim böyle zaman zaman evet. Sesim gidiyor, geliyor. Bugün de böyle sesimle ilgili sorun yaşıyorum. Çok çok özür diliyorum. Sürçülisan ettiysem yayının başından beri böyle sesimi ayarlamakta, ses tonumu ayarlamakta zorluk çekiyorum. Bilmiyorum ne kadar ekrana yansıyor ama dikkat edin efendim. Kendinize böyle atkınızı, berenizi mutlaka takın. Hava çok soğuk. Peki tasarımlarla devam edelim mi? Üzerine konuşalım, paylaşalım. Tamamdır. Deminden beri anlatıyoruz. O beyaz elbiseyle birlikte Merve Ülger efendim artık evet. Stüdyomuzda yanına gidelim ve tasarımlar üzerinden sohbete başlayalım. Esra'cığım istersen sen de gelebilirsin, istersen olur. Oradan izleyebilirsin. Buradan nasıl rahat edeyim. Ediyorsan tamam, gelirsen beraber paylaşmış oluruz. Bu bir gelinlik mi, bir nikah elbisesi mi nedir bu? Yani son iki yıldır ya da daha en çok aranılan ürünlerden evden çıkış elbiseleri çok aranıyor. Hı-hı. Ve Sevdi Date diye bir konsept var. O da düğün öncesi, birkaç hafta öncesi doğa çekimi istiyor gelinlerimiz. Doğa çekiminde de daha böyle uçuş elbiseler istiyor. Ya da hani daha abiye yakın beyaz elbiseler tercih ediyorlar. O yüzden hani bu bir eksik olduğu için kendi düğün dönemimden baktığımda. O yüzden ben hani bu işi yaparken hep evden çıkış elbiselerine ağırlık vermek Peki, istedim. Peki kendi gelinliğini sen mi tasarladın? Evet. Böyle hayalindeki... Yani, kesinlikle hayalim zaten. Yani şöyle bir şey oldu. Yani kendi gelinliğimi yapmak hayalimdi. Hı hı. Fakat evlenme teklifi yani planladığım zamanda değil yani. Erken geldiği için bir gelinlik kafamda tasarlamamıştım. Zaten insan terzi söküğünü dikemez diye bir laf boşuna söylenmiyor evet. Nil'cim. Herhalde zor olsa gerek insanın kendisi için bir şey ben tasarlaması. Ben şöyle söyleyeyim en zor yaptım yani. Elbiseyi en zor yaptığım kişi benim hala. Yani bir müşteriye çok daha kolay tavsiye verebilirim ama ben sabahlara kadar kendime hala düşünüyorum yani bir şey muhteşem. Var. Peki bu elbisemizi paylaştık. Bu elbiseyle ilgili paylaşmak istediğin başka bir ayrıntı yoksa biz gönderelim Merve'yi ve farklı bir elbiseyle yine değil mi? Evet. Tasarımı paylaşacağız, izleyeceğiz. Yani burada söylemek istediğim bu hani altı parçalı dediğim olay burada daha her parça böyle aşağı doğru Hı-hı. açıldığı için daha volanlı gözüküyor. Ve bu kuyrukta da aynı şekilde yani daha gösterişli duruyor. Peki. Bu da modanın. Peki bunlar zaten bu yıl çok moda değil evet. mi? Böyle volanlı kollar. Çok seviyorum ben de kolda. Her tasarımda görebiliyoruz. Peki şimdi mutfağımızda hazırlamış olduğumuz tatlımız vardı. Biz onu atladık. Tamam. Hemen o tatlının son halini paylaşalım. Tamam. Sonra seni burada bekletelim Nilcim. Sonrasında devam edeceğiz çünkü askımızda da kıyafetler var. Atilla'cığım evet. bu arada tabii biz modayı konuşurken Atilla da burada bir şey gösterelim mi? Yani bitmesi biraz zor. Çok ince detayları var. Şöyle bir şey. Yaptı Turk'ta. Aslan'la bitince hediye edeceğiz. Bu Çünkü bizim ekibimizin içerisinde yer alan Aslı'mız var. Aslı için aslında dün Aslı kedi yapabilir miyiz dedi yayın sonrası. Burada bir güvercin vardı evet. biliyorsunuz programımızı devamlı izleyen izleyicilerimiz bilir. Bunun için biraz süremiz kısa ama hani elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Tatlımıza dönecek olursak. Tatlımıza dönecek olursak gerçekten kestane bir tatlıya bu kadar. Güzel yakışır. İçerisine biraz da tabii listemizde çikolata kullanmadım, yani yazmadım. Ama çikolata parçasıyla daha bir mükemmel oluyor. Tabii program bittikten sonra tadına bakacağız. Görsel anlamda hem standartların dışına çıkıp, alışılmışlığın dışına çıktık biz burada. Gerçekten muhteşem bir tatlı oldu. Kesinlikle kestaneyi kış aylarında bu tatlıda mutlaka deneyelim diyorum.
Ellerine kollarına sağlık. Kestane yerine sen çikolata, kestaneli çikolata. Kestane, aynen, kestane de kullandım, çikolata kullandım. Hmm, çok lezzetli. Bu arada tabii, nerede bunlar? Onlar bunların üzerinde. Ha, üzerine mi? Bu arada bitti, ben bunları gelip gidip atıştırıyordum ama bittiğini, evet, görünce unuttum tabii bunların üzerine yerleştirdiğini. Çok çok güzel görünüyor. Atilla'cığım yarın ne yapıyoruz? Yarın ne yapıyoruz? Yarın hiçbir şey yapmıyoruz. Yarın dinleniyoruz. Yarın pazartesi, dinleniyoruz. Yarın cumartesi. Pazartesine böyle bomba gibi hazırlanıyoruz. Yine böyle yöresel, yine tatlılar tabii var. Dünya Türk i̇şte, mutfağından, Dünya Türk mutfağından seçmelerimiz var. Otellerde ve restoranlarda yapılan o çok beğendiğimiz, ya acaba ben evde yapabilir miyim dediğimiz tabaklarımız var. Birçok tabaklarımız var. Arada da böyle güzel dekorlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden herkese tatlı hafta sonları diyoruz. Peki, sana da çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık. Biz Modayı stüdyomuzda konuşmaya devam edeceğiz. Nil Evgar bizimle birlikte, Esra Er bizimle birlikte. Güzel türküleri de dinlemeye devam edeceğiz ama birazdan geliyoruz. Kısacık bir geçişten sonra. Şimdi tabii biz mutfak bölümünden ve oradaki elbiselerin olduğu bölümden sohbet köşesine doğru gelirken yakalandık. Olsun, biz sohbet köşesinde sohbetimize devam edelim. Esra, birazcık seninle de sohbet etmek tabii istiyorum. Şimdi radyo programları tamam, işte zaman zaman televizyon programları oluyor. Evet. Devamlı çıktığın programlar da var. Biraz bununla ilgili sohbet edelim. Tamam. Senin sesini nereden duyabilir izleyicilerimiz, nereden takip edebilir? Evet. Rutin olarak Harman Yeri programımız var. Hı hı. Her pazartesi saat 21'de TRT Müzik ekranlarında. Orada şefimiz Ömer Hayroz'un yönetiminde güzel bir topluluğumuz var. Harman Yeri programında görebilirler. Hı hı. Bir de ayrıca TRT Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu oluşturduk. Ve TRT Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu. Bu da bir radyo programı. Her 15 günde bir çarşamba günleri akşam 8'de yayınlanıyor. 8'de 9 arasında. Sadece kadınların oluşturduğu, TRT Yurttan Sesler Ankara Radyosu'nun oluşturduğu güzel bir topluluk. Hem sololarımız oluyor hem koro türkülerimiz oluyor. Bu da güzel bir çalışma. Orada da yine solomuz oldukça sesimizi dinleyebilirler. Peki Esra, şimdi biz stüdyomuzda zaman zaman işte hobi köşesinde birçok sanatı tanıştırıyoruz, evet, izleyicilerimizle. Birçoğuna da unutulmaya yüz tutmuş sanatlar diyoruz ve mutluluk vericidir, evet, ki tamam tekrar günümüzde takip ediliyor, öğreniliyor, hı hı, öğretiliyor. Kurslar aracılığıyla meraklı olan insanlar tarafından araştırılıyor. Türkülerde de sanki bir dönem böyle bir şey vardı ve çok fazla söylenilmiyor. Tabii ki mutluluk verici de TRT gibi bir kurum var. Evet, ve bizim bu kültürümüzün en değerli parçalarından birisi. Kesinlikle. Düşünüyorum. Türkülerimiz, evet, yaşıyor, yaşatılıyor, paylaşılıyor ve birçok başarı da elde ediliyor aslında. Tabii bu ki, anlamda. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsunuz? Günümüz gençleri böyle Türkiye hakikaten hak ettiği değeri verebiliyorlar mı? Aslında veriyorlar. O kadar büyük bir ilgi var ki. Her ne kadar güncel müziklerle de tabii ki ilgilenilse de, dünya müzikleriyle de ilgilenilse de bu da olmalı. Hı hı. Ama onun haricinde gerçekten türkülerimizi de biliyorlar, tanıyorlar. Ki çok fazla amatör korolar var, Türk halk müziği koroları. Oralarda insanlar, gençler çok fazla ilgi gösteriyor. Gerçekten bence Türk halk müziğine ilgi var. Yani unutulmayı tutmuş değil kesinlikle. Şükürler çok olsun. Evet, tabii ki TRT bunun en büyük temsilcisi, onların sayesinde olan durumlar. Kültürümüz çünkü, en öz kültürümüz Türk halk müziği. Biz önce özümüzün olan, tabii, bizim olan değerlere bir tabii sahip ki çıkacağız. Evet. Kıymetini bileceğiz. Hı-hı. Sonra zaten bu temelde yetişince, hı-hı, üzerine ne koyarsan koy başarılı bir, evet, şekilde de devam etmiş oluyor. Evet, ne söyleyeceksin peki mutlaka ekranları başında seni izleyen, hı-hı, sanatla ilgilenen ve hakikaten bu işi profesyonel anlamda yapmak isteyen, evet, kişiler olabilir. Hı hı. Sen çünkü hakikaten bir noktaya gelmişsin. Hı hı. Başarılı çalışmalarında devam edecek. Evet. Ne gibi tavsiyelerin olabilir onlara? Şimdi öncelikle tabii ki bunun okulları var. Liselerde, hı hı, güzel sanatlar liseleri var. Ama mutlaka tabii ki bir konservatuvar eğitimi görmelerini tavsiye ederim. Konservatuvar eğitiminin yanında yine amatör korolara devam edebilirler. Açılan sınavlara girebilirler. Kendilerini eski eserleri dinleyebilirler. Özellikle kültürümüz için çok önemlidir kaynak kişiler. Kaynak kişileri dinleyebilirler.
bu şekilde kendilerini geliştirebilirler. Her gün aslında biz işte birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz, hı-hı, stüdyomuzda ve her birinden farklı şeyler de öğreniyoruz. Evet. Kulağımıza da küpe ediyoruz. Sohbet köşesindeki konuklarımız hakikaten bu anlamda işte Belmek'ten gelen konuklarımız, tüm konuklarımız benim için en azından öyle oluyor. Mutlaka bir şeyler öğreniyorum, bir şeyler aklımda kalıyor ve umarım bugün hani ekran başında seni izleyen izleyiciler özellikle hani Türk halk müziğine gönül vermiş insanlar için belki bir şekilde yol göstermiştir. İnşallah, tabii ki. Inşallah. Aile faktörü de aslında çok önemli değil çok mi? Çok etkili tabii ki. Hani ailede eğer bu müzik duyulmuşsa mutlaka çocuğun kulağında vardır o. Ve o şekilde büyür, yetişir. Yoksa da yine çevre faktörü de önemli. Bazen insanlar çevrelerinden de çok etkileniyorlar. Girdikleri gruplardan etkileniyorlar. Dolayısıyla bir etkileşim olması gerekiyor. Söz konusu bir şekilde. Kesinlikle, evet. Şimdi biraz sonra bir türkü daha dinleyeceğiz senden ama bir elbisemiz daha var. Yine evet, muhteşem mavi tonunda bir elbise. Çok çok güzel bir elbise hakikaten. Biz aslında davet edelim mi acaba? Merve gelsin mi stüdyomuza? Paylaşalım mı bu elbiseyi izleyicilerimizle? Biraz da üzerine konuşalım Nil elbisenin. Tamam. Kimin için ve ne için tasarlandı? Evet. Askı için mi tasarlandı? Merveciğim alalım seni stüdyomuza. Çok çok güzel bir elbise. Bu bir nişan elbisesi midir Nil? Yani aslında yine tekrardan konsepte göre çok değişiyor. Fakat kına öncesi kaftanı giymeden önce elbise tercih edebiliyorlar. Hı-hı. Ve hani bu renkte ya benim tercih ettiğim renk olarak ama bunun kırmızısını da çok istiyorlar. Ve hani daha kendi gösterdiği için taşları. Peki bu tip özellikle şu fırfır mı deniyor, volan mı deniyor? Peplum. Ne? Peplum. Peplum. Evet, bunu peplum. Kimler tercih ediyor daha fazla ve kimler giymemeli mesela? Özellikle bu tip elbiseyi kimler giymemeli? Yani açıkçası yani hepimizde ister istemez kadın var. Evet. Göbek var yani. Açıkçası ben bile tercih ediyorum yani. Hani o gözük biraz kapatıyor değil mi bazı şeyleri? Evet, çünkü bazı kumaşlar gerçekten de tehlikeli. Kesinlikle çok tehlikeli oluyor. Bu çok kurtarıcı oluyor. Onun haricinde de hani sadece kapatma gibi gözükmüyor. Çünkü havalı da gösteriyor. Hı-hı. Bir model yani. Model. Peki kuyruklu yine bir model. Önden evet. Yırtmaçlı. Tercihe göre de zaten şekilleniyor, değişiyor. Evet, kesinlikle tercihe göre şekilleniyor. Ya benim en çok dikkat ettiğim şey abiyelerde bu göğüs kısımlarını çok önemsiyorum, hı-hı, ve çok özeniyorum. O yüzden kalıp gibi duruyor yani. Hı-hı. Hani çamaşır kullanmadan da kalıp gibi durmasını kesinlikle onu çok tercih ediyorum. Kollardan akan detayları çok tercih ediyorlar, çok seviyorlar. Çok zarif görünüyor çünkü. Hatta ona şey de eklenebiliyor hani kristal boncuklar. Hı-hı. Yoğun bir şekilde onu da tercih ediyorlar, istiyorlar. Peki. Çok da güzel taşımışsın Merveciğim. Sana da çok yakışmış. Esmer tona, esmer kadınlara, ten sahibine kadınlara daha çok yakışıyor bu tonlar sanki değil mi? Evet. Ben de buz mavisi, bebek mavisi tonları çok beğeniyorum esmer müşterilerine. Evet. Aslında askımızda da elbiseler var. Yani. Askımızdaki elbiseleri de tanıtalım. Çok çok teşekkür ediyorum Merveciğim sana. Çok sağ ol. Askımızdaki elbiseleri tek tek izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Seni şöyle hemen uğurlayalım. Çok çok teşekkür ederek tabii ki. Şimdi askımızda da elbiselerimiz var. Aslında kısa kısa onlara da değinelim, tamam, istiyorum. Özellikle burada biraz önce programımızın başında değindiğin böyle uçuş şifon elbise var, pembe. Neler söyleyeceğiz bu elbise için? Yani bu elbiseyle ilgili dedim ki bunu gerçekten çok tercih ediyorlar ve gerçekten giyildiğinde çok daha farklı duruyor. Çünkü burası tamamen beli sardığı için yürüdükçe uçuş çok görkemli duruyor. Yani ben çok beğeniyorum. Bir de yani bunların teknikleri olduğu için bu hani iki tam daireden çıkıyor ve bu görüntüyü veriyor. Volan görüntüsünü veriyor. İki tam hani, daire. Evet. Yani şöyle göstereyim. Şöyle kumaşı açıldığında, daire şeklinde kesiyorsunuz. Şu kadar. Yani. Bayağı metrelerce kumaş kullanılıyor. Evet. Ama bu güzel gösteriyor. Evet. Pudra pembesi mi bu? Daha bu gül kurusunun açık tonları. Yine ona benzer bir model ama biraz daha farklı işlemelerle süslenmiş. Evet, bu danteli çok Fransız danteli diye geçiyor. Bunu çok tercih ediyorlar, çok seviyorlar ve uzun kol tercih eden müşterilerimizde de çok uyacak bir dantel. Hı hı. Çünkü bütün danteller kol için uygun olmayabiliyor. Likralı evet, olması lazım. Likralı, bu likralı mı? Likralı, yani bu tamamen var, sarıyor. Bunun uzun kollusu var hesabım. Şöyle şunu da paylaşalım. Bu da farklı bir tasarım. Yine balık bir elbise.
Yani bu rengi ben çok beğeniyorum. Birçok kişiye de yakışan bir renk bu. Hı hı. Kendi bu kumaşı çok seviyor müşterilerimiz. Hı hı. Mesela bunun bir başka bir rengi vardı. Daha böyle somon tonlarında. Yani esmer müşterilerimiz de çok yakışıyordu. O yüzden bu alternatifi yapmak istedim. Beyaz tenlilere yakışan bir elbise. Ama senin elbiselerinde özellikle dikkatimi çeken bir şey var. Yırtmaçlar. Evet. Çok severek kullanıyorsun değil mi? Evet. Böyle yırtmaçlı sanki bütün tasarımların gibi. Yani balık ve yırtmaç olmasını çok beğeniyorum. Şurada bir elbise var. Özellikle geçtiğimiz yılın mezne törenleri döneminde sanırım ön plana çıkan tasarımlardan birisi bu. İki parçalık büstiyere sahip ve eteğe sahip elbiseler değil mi? Bunlar da yine gençler tarafından, genç kızlar tarafından özellikle tercih ediliyor. Şöyle kolları var tabii onlar. Püskül inanılmaz tercih edildi. Yani bu renk inanılmaz tercih edildi geçen sene. Bir de şöyle bir durum var. Hani iki parçalı elbiselerden müşterilerimiz bazen korkabiliyor. Fakat giydiklerinde fikirleri değişiyor. Çünkü birebir durabiliyor. Sadece çizgi halinde durduğu için bir de orantıyı çok güzel gösteriyor. Fikirleri değişebiliyor. Çok da güzel görünüyor. Püsküllü püsküllü burada. Bir de şurada tabii bir elbisemiz var. Bunu niyeyse Nil paylaşmayalım dedi ama ben özellikle bugün programa işte başlarken özellikle içeriden getirdim. İçeride de çok güzel tasarımlar var bu arada. Getirdim özellikle paylaşmak istedim. Nil. Neden bu elbiseyi sevmedin? Yani yok şöyle bir gözüm durum var. Alıştı artık. Ya şeye çok dikkat ediyorum. Renklere uysun hani çok. Ya artık biraz da şey oluyor bizim. Nasıl hani, titizliktir bu? Atölye askıdaki için renkler uysun diye bu elbiseyi koymamış. Ama bu da çok güzel bir teşekkür elbise. Teşekkür ederim. Yine beli ince gösteren. Yani bunu inanılmaz tercih ediyorlar. Çünkü nişanda hem böyle çok gösterişli duruyor. Hem yani şey nişanda biraz daha kapalı olmasına dikkat ediyor müşterilerimiz. Çünkü hani büyüklerimiz de olduğu için. Hani hem kol olduğu için hem dantel olduğu için hem midi boy olduğu için bu çok tercih ediliyor. Uzayabilir tabii boyu. Uzayabilir. Kolları da kapanabilir eğer istenirse. Şu bile başka bir teknik yani buna çevrilebilir. Bu da mı Fransız danteli? Bu Fransız danteli değil. Bu güpür. Değil mi? Bu bildiğimiz yalan güpür. Söyleyeyim. Arasındaki fark nedir güpürle Fransız dantelinin? Güpürde şöyle bir durum var. Şurada çok net ve sert bir görüntüyü yapıyor. Yani burada bunun zaten olması gerekiyor. Hani net gözükmesi. Özelliği bu. Kesinlikle böyle durması gerekiyor. Ama Fransız dantelinde daha böyle dökümlü duruyor. Biraz tercihe göre değişiyor. Şöyle yerleştirirsek böyle bir elbise kalıp oluyor. Gibi işte. Yani. Kalıp gibi duruyor değil mi? Kabarık kabarık duruyor etekleri özellikle. Böyle de tercih eden çok böyle çok insan var değil mi? Çok güzel. Hoş duruyor. Eline koluna sağlık. Bir de paltolarımız var. Paltoları da ben göstereyim hemen şöyle. Bunlar da senin tasarımın değil mi? Yani bir de şey oluyor hani benimle ihtiyaç duyduğum şeyler oluyor mesela dışarıda. Hani sonuçta farklı bir şeyler giymek istiyoruz. Çok da ağır bu arada palto. Giyinmek istiyorum. Stüdyomuz sıcak ama. Kalın. Şöyle bak. Sanırım bu yıl böyle üç beden büyük duran paltolar moda değil mi? Ben çok mutluyum şu anki modadan. Buraya bakar mısınız? Sanki böyle kocaman bir paltoya giymiş gibi ama bedeni bu, modeli bu. Bugün böyle stüdyoda bu paltoyla devam edelim. Peki. Şey de çok farklı. Mesela burada düşük kol, reglan kol çok farklı. Vücut tipine göre tercih edilmesi gerekiyor. Burada reglan kol kullanıldı ve mesela ben bunu daha çok seviyorum. Reglan kol. Ne demek o? Nil biz anlamıyoruz. Şöyle. Biraz Türkçe konuşursam. Evet, müşteriler de anlamıyor böyle bakıyor. Tabii şimdi siz işin içinde olduğunuz farkına için. Farkına varmıyorum. Yok yok ben şey anlamında söylüyorum. Modada aslında kullanılan terimler var. Yabancı terimler ister istemez. Ama sen modacı olduğun için biliyorsun ya biz bilmiyoruz. Yani ne olduğunu merak ediyorum. Bu ben da böyle çok bir seviyorum. Palto. Reglan kol şuradan takılan koldur. Kolların takılma çeşitleri oluyor. Bazıları buradan takıldığında takma kol oluyor. Şuradan takılmıştı bu. Düşük kol. Ama hani ben bu görüntüyü çok beğeniyorum. En peki çok ben böyle paltoyla durayım. Merve'yi de davet edelim. Merve de peri kızı gibi olmuş. Çok çok güzel bir tasarım bu. Bu da bir biraz önce bahsettiğimiz gibi bir nikah elbisesi olabilir. İşte düğün öncesi fotoğraf çekimi için kullanılan bir elbise olabilir. Ben kendim için çok yerde kullanmıştım yani. Bayağı giydiğimi hatırlıyorum bu evden çıkış elbisesini. Böyle tütülerle. Evet. Değil mi? Çok çok güzel görünüyor. Bir de aslında şu paltoyu bir de Merve'nin üzerinde görelim. Evet. Nasıl duruyor? Merve'cim sana da giydirelim. Tasarımları tek tek burada paylaşmak istiyoruz sizinle çünkü. Böyle hemen şu şekilde. Bunu da bağlamak da çok önemli değil mi buraya? Evet. Hop
Yani buradan sıktığında zaten bel de ince durduğu için hoş duruyor. Peki Merve'cim gel o zaman biz aslında bir müziğimiz de olsa da şöyle salına salına yürüsek şurada. Gel biz böyle bir defile yapar gibi gösterelim bu paltoları. Efendim Nil Evgar'ın tasarımlarını böyle paylaşıyoruz. Nasıl duruyordu modeller? Böyle mi duruyorlardı? Şöyle duralım. Bir de dönelim. Yürüyelim. Nilcim ellerine kollarına çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ çok olun. Güzel tasarımlar. Özellikle bu paltonun rengine bayıldım. Öyle kışın siyahları giymeyin değil evet. mi? Buradan seslensene lütfen uzman kişi olarak. Kışın siyahları giymeyin. Yani iç renkleri daha siyah tonlarında olabilir. Ama hı-hı. palto bence kendini çok güzel gösteriyor. Evet. Renklerde. Şimdi paltoyu da artık askımıza asalım. Merve'cim sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu tasarımları taşıdın. Bizlerle paylaştın. Seni uğurlayalım. Öyle paltoyla da gidebilirsin. Nil gel senin sohbet köşesine gidelim ama öncesinde bir alo diyelim mi beraber? Günaydın efendim. Alo. Alo alo dinliyoruz. Canlı yayındasınız efendim. Bahtiyar Bey hoş geldiniz programımıza. Rusya'dan arıyorsunuz bizi. Bahtiyar Bey duyuyoruz sizi. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyoruz. Oralardan sesinizi duyuruyorsunuz bize. Buyurun, canlı yayındasınız. Biz duyuyoruz sizi. Neler aktaracaksınız? Nasıl orada durumlar, havalar nasıl? Neler yapıyorsunuz orada? Buralarda havalar çok soğuk. Kar yağışları yoktur ama mutlak soğuktur yine de. İzliyor musunuz peki bizim programımızı her gün yoksa denk geldikçe mi, fırsat buldukça mı bakıyorsunuz? Denk geldikçe. Şimdi bugün bakıyorduk eşimle. Ben şöyle nasıl derler. Bahtiyar Bey sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen benim sesimi televizyondan değil telefondan duyarsanız eğer. Çünkü sesiniz geri dönüyor ve hiçbir şekilde anlamıyorum ne demeye çalıştığınızı. Tamam kapattım televizyonu. Şimdi daha net geliyor. Buyurun biz sizi dinliyoruz. Eşimle sabah kahvaltı gidiyorduk. Afiyet olsun. Biraz, sağ olun teşekkür ederim. Bunlar verdik dedik biz aşk şarkısı bir parça edelim dinlemek için. Esra'cığım sana bu. Bir aşk türküsü, bir aşk parçası seslendirebilir miyiz diyor Bahtiyar Bey. Sevda kendisine türküsü. Sıradaki türküyü armağan edelim. Peki sıradaki türküyü biz o zaman Bahtiyar Bey size ve eşinize armağan etmiş olalım. Ve özellikle Rusya'dan izleyen tüm izleyicilerimize armağan etmiş olalım. Bu arada sesinizi de duyurdunuz bize. Çok çok teşekkür ederiz. Zaman zaman tabii duymakla ilgili sorun yaşadık ama olsun en azından bir iletişim kurduk sizinle. Türküyle devam edelim tamam. ve armağan edelim mi izleyicimize? Tabii ki edelim. Terzinin kırılsın, yavrum dergin.
Aman güzele güle çoğulur, yavrum güzele güle çoğulur. Meyil verme güzele, aman meyil verme güzele. Yavrum ayrılması güç olur, aman ayrılması güç olur. Aman döne 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 har geliyor, yavrum güle 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 yar geliyor. Aman döne 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 har geliyor, yavrum güle 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 yar geliyor. Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Esra Er seslendirirken bu güzel türküyü Cemil Kayacı da eşlik ediyor bağlamada. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Evet. Bir yandan tabii ki biz Bermek'ten gelen konuklarımızla Ebru sanatını konuşuyoruz. Ve Ebru sanatında aslında farklı teknikler var, farklı tarzlar var. Bunları da paylaştı hocamız. Ama yelpazeye lale motifini çıkaracağını söylemişti. Bakınız burada yelpazenin üzerinde artık bir lale var. Ve bunu nasıl yaptığını anlatacaksınız değil mi hocam nasıl yaptığınızı? Evet. Bunu da alabilir miyiz şimdi mesela yelpazenin üzerinde? Şimdi bu da tavusu tekniği. Daha biraz daha klasik. Hı hı. Önce tarak çalıştık. Daha sonra tavusi tarağıyla tekrardan çalışma yaptık. Diana iyi misin? Diana iyi. Tamam. Mutlu farklı şeyler görmekten. Şimdi yelpaze ilk defa yapıyoruz. Öyle hani mi? Diana görmesi açısından. Kağıttan daha zor sanırım. Daha zor, daha narin koymamız lazım. Hava yapabilir sert olduğu için. Daldırıyoruz değil mi evet. Cümden hocam? Elimin değmemesine dikkat ediyorum. Ama ister istemez değecek. Değiyor. Bu da böyle bir şekil. Gördünüz mü? Nasıl güzel oldu. Kuruması gerekiyor tabii bir medet. Bunlar kuruyor. Evet. Daha sonra üzerine hafif bir vernik atıyoruz. Hocam elinize de çıktı. Tamamen yani bütün içtenliğimizle elimiz değecek hissederek. Evet. Bazı arkadaşlarım eldiven kullanıyorlar. Hı-hı. Ama ben çok eldiven kullanmayı sevmiyorum. Hissetmek daha yıkayınca güzel. Yıkayınca geçiyor zaten. Geçiyor. Aha, toprak boyu olduğu peki için. Kıyafetlerden de geçiyor. Çok şey değil. Hani çok nadir pamuklu kumaşlar olursa geçmiyor. Peki bir şey merak ediyorum hocam. Şimdi bu kravatlar yapılıyor, işte fularlar yapılıyor vesaire. O zaman bu teknenin de büyümesi değil. Gerekiyor çok değil mi? Çok daha büyük bir tekne. Bunun 5-6 katı. En fazla ne kadar büyüklükte boyutları olabilir var. Tekne? O bize bağlı. Hani biz onları boyutlarını ona göre yaptırıyoruz. Hı hı. Bizim şu an kullandığımız teknelerimizin birisi 1.20'ye 1.20. Kravatların teknesi de mesela 70'e 1.40, 1.50. Onlar da bir kumaş şeklinde yapılıyor evet. Değil mi? Evet ama bundan çok daha derin. Epeyce bir kitre alıyor. Derin olması ne sağlıyor? Daha kolaylıkla daldırmak mı? Hani bunun kitresi gibi değil. 2 gün kullanıyoruz hemen bozuluyor. Peki. Sıcaktan, havadan çok çabuk peki etkilenebiliyor. Hocam. Çok çok teşekkür ediyorum size bugün katıldığınız için. Efendim Asiye Kaya hocamız ve Diana Vanessa Diaz bizimle birliktelerdi. Bugün de Ebru sanatını tanıttık sizlerle paylaştık. Türküler dinledik. Nil'in birbirinden güzel tasarımlarını sizlerle paylaştık. Ve Atilla şefimizin hazırlamış olduğu tatlıyı paylaştık. Eğer izleyemediyseniz, kaçırdıysanız YouTube kanalımızdan, TRT Havaz'ın YouTube kanalından tekrarlarını izleyebilirsiniz. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saatler tam 9'u gösterdiğinde TRT Havaz ekranlarında karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.